Merhabalar, günaydınlar. Yeni bir videoda, yeni bir günde sizlerle beraberiz ama benim sesim gitti. Ihlamur yaptım, sesimi biraz düzeltirse diye. Kaplıcadan geldikten sonra herhalde hava değişiminden dolayı biraz tabii rahatsızlandım ben. Akşam da bir şeyim yoktu aslında, birdenbire sesim gitti. Artık ilaç vardı, onları içtim, ıhlamur yaptım, onları içtim. Şimdi de hala sesim açılmadı. Akşam bir ara seherlerle annemler gelmişlerdi. Annem dedi yarın kahvaltıya gelin, size yeni tavada, aldığımız tavada çörek yapayım. Şimdi oraya gideceğiz hep beraber. Annem çörek yapacak bize. Ay ıhlamur biraz iyi geldi. Sesimi açtı gerçekten de. İnşallah birazdan daha da iyi olacak. Şimdi hep beraber annemlerin yanına gidiyoruz. Büyümüş mü Zafer? Evet. Geldiğinde daha minikti. Ama gidiyormuş, sahiplenenler çok korktuğu için zincir yapmışlar şimdi. Önce serbestti. Tabi gezmek için gidiyor ya. Ay oğlum sen bu kadar şekersin böyle ya. Sen nasıl güzelsin. Korkma, bir şey yapmaz sana. Dokunamıyorum ki işte. Nasıl sallıyor kuyruğunu ama. Ama çok güzel bakılıyor. Herkes ilgileniyor burada. Biz seherlere geldik şimdi. Tabi kapalı bir hava var. Yağmurlu. Yani kalktığımızdan beri öyle. Hiç güneş açmadı zaten. Şu anda saat 10. Yukarı çıkalım bakalım. Annem çörekleri yapmış. Allah. Ulan üşümüyorlardı dışarıda değil mi? Kulübesi gerçi güzel. Yok, üşümez ya. Kulübenin içine de yatak yapmışlar böyle. Rahatın yerinde değil mi senin? Keyfin yerinde değil mi kızım? Kız mı erkek mi ama? Dişi. Kız mı? Kız. Bak içimden geldi kızım dedim sana ya. Dişi. Dinliyordu. Evet. Hadi hoşça kal. Telefon açmadık da. Annem erken uyanıyor zaten, yapmıştır belki. Günaydın. Uyuyorlar mı da? Buyurun, hoş geldiniz. Doruk gitti futbola. Doruk futbola gitti mi? Ha? Yağmur yağıyor. Doruk futbol antrenmanına gitmiş. İşte annem. Annem başlamış bir şey. Ne oldu hava? Hava o çok 9'da yapıyor. Ha. Almak 6'da pişiriyor bu. Şu kapanık olduğuna demek ki tüplü şeye göre herhalde çabuk sönüyor hemen. Allah Allah. Ha. Ne yapıyor? Isınınca sönüyor mu ocak? Yok, yanıyor da geri hemen şey diye baksana. Ha, belki de tüplü de daha iyi olur. İşte tüplü de daha iyi olur. Ha. Ben böyle tüplü ayaklı ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl oldu? Seher zarayın diyor. Şimdi ıhlamur içtim, tane pastil aldım. Ha. Sabah kalktığında hiç çıkmıyordu sesim de. Açıp. Annem yumurtalı gözleme yapmış. Ha, yumurtalı. Şunlar neler mi? Onlar da patlıcanlı da. Şey, sucuklu yapacağız. Doğru bir şey. Sucuklu mu? Evet. Sucuklu çörek. Geçen hangi yeni şey versiyon. Geçen şey yaptım da ya. Kızarttıydı ya. He. Güzel olduydu. Beyaz da şeye koydu diye bilmiyorum. Ben de şunu yola yapmadım. Kızardan. Sen telefon. Tava başarısız oldu bu elektrikli ocakta. Evet. Bir de biz de deneyelim. Geç pişirdi diyor. Evet ya. Ne hayallerle almıştık ama. Ama döküm olduğu için çok geç ısınıyor olabilir. Yani döküm çok ama yok, 9 şey. En son ayarda çalıştırıyorum diyor. 9 en son ayarda. Bu 6'da pişiriyor mesela. Evet. Neyse bir de bizim orada tüplü de yapalım da. Evet tüplü de yapalım. En azından. Tüplü de şu tava ben dedim çok güzel. Hani herkes kullanandan memnun. Şimdi bak hemen yanıyor ya. Yandığı anda geri hemen sönüyor. Annem tavayı koyduğunda ateşi azalıyor ocağın. Elektrikli olduğu için. Evet. Ay sesim biraz düzeldi ya, iyi.
Bak sönmüş. Sönüyor. Ha. Ne sönmüş? Bak, aldım şimdi gelirken aldım. Ha, yolda pastilde. Şurada İsveç şurubu var şeyin içinde. Boğazdan boğaz sıkıyıp olarak. Ya benim boğaz değil de ses tellerim. Ses tellerim. Sonra konuştum ya. Ne oldu? Dün işte yengem aradı. Lütfiyeleri yollarken hiçbir şey yoktu. Yengemle telefonla konuştum. Ondan sonra gitti sesim. Ama yarım saat falan herhalde konuştum. Boğazımda çok konuşunca ses tellerimde. Ama tabii telefonla da uzun süre konuşuyorsun. Vardı zaten boğazımda hafif böyle bir ağrı vardı. Ha, bir vardı. Hava değişiminden oldu herhalde. Orası kaldığımız yer aşırı sıcaktı. Evet. Buraya da geldik. Evin içerisi tabii şey değil, çok sıcak değil. Hava soğudu artık Antalya'da ya. Herhalde ondan oldu ya. Ama o İsveç şurubundan sık bak. Ha ondan sık. Evet, o şeyi doldurdular. Ay ben de var ya bu ağza alınan, boğaza sıkılan şeylerden hiç hoşlanmam da. Yani boğazını geriden sıkayım bari. Geriden böyle dilini aşağı indir, ağ derken tamam. Boğazına doğru gitsin. O İsveç şurubu çok inanılmaz faydalı bir şey çünkü. Çok acıymış. Evet, çok acı. Yakıyor, nasıl yakıyor biliyor musun? Geçti mi şimdi hemen? Ha, evet, düzeldi mi sesin bak? Yok, çok güzel. Aynen. Dediğim buymuş markası. Tamam, tamam ya. Evet. Tamam. Ha, şunu şöyle koyayım mı? Kahvaltılığı da çıkarayım. Çıkaralım, tamam. Bugün mutfakta yiyeceğiz. Annem burada sıcak sıcak pişirince dedi. Salona gitmeyelim, mutfakta yiyelim dedik. Bakın gelin, hoşçakalın. Üzerinde bir şey var diye uyarı veriyor ya. Şunları şöyle koyalım. O zaman bunun altına biraz daha bir şey koysak. Sıcak yerine koyacak. Termostat o zaman bunu kapatıyor fazla. Kendini emniyete alıyor. Demek ki orada. Elektrikli ocakta. Kuş burnu marmeladı var abla, yer misin? Azıcık boğazına da iyi gelir bak. Ha, yerim. Evet. Güzel teyze mi yaptı? Ha, yapmış, dolapta duruyor. Her zamandır o da dolapta. Ay, kahvaltıdan sonra olmazsa bir Güzel teyzelere gidelim, baş sallanın. Kahvaltıdan sonra annemlerle. Hüseyin'in amcası vefat etti de geçen hafta. Biz evet. Afyon'a falan gidince şey yapamadık, gidemedik. Fişim sizin at geçen hafta fişim. Hangisi? Çık. Anneme de randevu alındı. Koronavirüs içine yazık. O gece tutarsa bir ağrı bir daha hadi durdurmaz yani. Bence de iyice ağrımadan git. Evet iyice ağrımadan. O daha önceki diş yaptırdın yine. Gideceksin. Güzel anlamda. Şimdi o tarafta bir diş tuttu. Diş hastanesinde. Tamam. Hastanede sıra gelmez şimdi ya. Hastanede çok zor ya diş. Evet. Yine bakarız da. Bakalım yine. Hastaneden sıra gelene kadar ağrısı tutarsa o dediğim gibi oturtur yani o ağrı. Diş ağrısı da hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Peynir neye koyayım diye baktım da Allah'a şunu. Bu da değil. Peynirden neye koyayım acaba diye baktım. Seher çok bir şey çıkarma ablam ya. Çörek var ya. Çağırıyor olsa almıyor öyle. Seher hafta sonu sadece bir gün evde kahvaltı yaptığı için ne var ne yok hepsini çıkarıyor, gözü doyuyor. Önce gözü doyacak. Onları koyalım. Evet. Yanına da onları koyalım. Başka koyacaksan. Tabii. Şunun içine de domates, zeytinyağı. Tamam. Sofrayı kalabalıklaştırma ya. Çörek var ya zaten. Tamam. Domates, salak, biber doğrusu. Şunu çıkarayım. Çünkü çörek varken başka bir şey yenmiyor. Başka bir şey yenmeyecek. Ama şey de yapacağız şimdi. Eritme konak peyniri yapmayalım mı? Ne? Hayır ya. Yok yapma. Bana çörek yapmadınız zaten yapma. Öyle mi? Tabii. Olmaz. Hüseyin'in bir tarifi varmış da. Kolot peyniri miydi o? Evet. Ondan. Biberli. Kolot peyniriyle bir şey yapıyormuş. Bir de ondan yapalım diyorsa her bir kızın yerine. Ama çaya bak dedim ya bak. Annem demiş. İçtim ben. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben biberdek içtim. Demlerin altına suyu azıcık koy. Altı doymuş.
Kendine işte yumurtalı çedarlı çörek yapıyor artık. Bir de şey sucuklu. Salam sosis sucuklu. Aynen öyle şey. Paçanga böreği içi gibi. Tabii pizza. Doğrukla demir, hani bizim yediğimiz patlıcanlı çöreği yemediği için. Aynen öyle, kuyruklu. Biz bayılıyoruz. Ama geçen patlıcan ya, benim halde, bu nerede de ben yiyordum, benim halde de. Üç tane yedim. Patlıcan olduğunu anlamamış. Anlamadım. Evet. Onu açacak mısın? Değişik değişik. Açacak mısın onu şimdi? Her şey. Çörek yapacağız ya. Tamam. Çöreğin içine koyalım. Sosisli çörek. Üç tane yedim öyle valla. Yeter bir şey. Çörek çörek değil mi? İki de doğru. Sosisten şimdi talibi çok olur dedi Seher. Evet. Biraz daha içine sosis doğrayalım. Ya biz küçükken hiç sosis, salam yemedik. Yani hazır sucuk bile yemedik. Annem yapardı sucuğu. Sersen hatırlıyor musun? Ev sucuğu ama şahane oluyordu abla ya. O şimdi yok o sucukların tadı işte. Evet. Yani, o ev sucuğu etten, etinden kaynaklı. Çünkü hayvanlar da doğal beslenmiyor. Bir de ayrıca etinden, baharatından. Şimdi onu kızarttığın zaman sucuğu... Şimdi sabah koksun... Yağ kıpkırmızı olurdu. Şeyi daha denemedik ya. Biz Afyon'dan aldığımızdan pişirmedik hiç. Valla ben o gün hemen ertesi sabah demire pişirdim ekmek arası. Şahane kurbağatıda okula gider. Öyle ya. Mi? Evet evet. Biz daha denemedik. Evet evet. Ama geçen yılda aynı yerden aldığımız için. Yok yok, seviyorlar onu. Orayı çok seviyorlar. Sabah da şeyde Fox'ta ana haber bülteninde şey diyordu. 55 liraya sucuk satıyorlar. Mümkün değil, sakın yemeyin. Sucuğun kilosu şu anda. Ya etin kilosu ne kadar? 55 liraya sucuk mu olur ya? Evet. Uzmanlar mümkün değil zaten. Sosyal medya şeye aykırı. Doğaya aykırı. Yani etin fiyatı belli zaten. Şuraya geçelim. Sana çürük de yaptırmadım. Ya şeyden hani güvenilir bildik yerden almak o yüzden önemli. Evet, çünkü ya şey, et de çok hile yapılıyor ya. Hazır marketten alanın içinde katkı çok oluyor ya, o yüzden onlar daha ucuza mal ediyor. Evet, aynen. Gözlemeler, vallahi süper gözüküyor. Anne kuyruklu da mı yaptın? Yok, kuyruklu da. Kuyruklu az şey var da, bütün yanar programı yapıyor. Annemin kuyruklu çöreği olur, içine yufka ekmek koyar. Lütfiye ona bayılıyor. Ha, bir çörek yapar da. Şimdi görmez de. Bir çörekliği de kim paylaşacak? Hepimiz seviyoruz çünkü. Ha. Muzaffer de çok seviyor. Yok, bir çörek değil yani, bir seferlik. Bir seferlik. Evet. Neyse, onu bir gün Lütfiye evdeyken yapalım. Kuyruk yağı ile yapıyorlar. Sabah kahvaltıya gelin. Kuyrukla. Evet, kuyruk yağı. Biz de yaparız, olmazsa tavayı deneriz biz de. Biz de iki gündür Asya'ya sütten bırakma için çabalıyoruz. Dün bizde kaldılar. Akşam tabii benim sesim gidince Lütfiye dedi anne biz eve gidelim. Şimdi biraz önce aradı da Lütfiye. Çok şükür sabah da istememiş emmeyi. Güzelce anlatmış Lütfiye ona. Bir de biz cuma günü, geçen cuma da okumuştuk. Burç suresi. Emzirmeyi bırakmak için onu okuduk. Sela ile ezan arasında. Tabii inanmak da çok çok önemli. O duanın da herhalde faydası oldu. Çok şükür sabah tutturmamış, ağlamamış. İnşallah kolayca bırakacağız. Yani zaten annesi akşama kadar çalışıyor. Hiç aramıyor. Ama annesini gördüğü anda istiyordu. Dedik bazı işte sebeplerden dolayı da bırakmamız gerekti. İnşallah kolayca bırakır. İnşallah. Akşam kalın diye ısrar ettim. Telefonda da yok dedi anne, senin sesin kötü şimdi. Gece dedi biraz yat dinlen sen. Evet, o tavayı kapat bari anne.
Bizi şeyde Hacer falan da dener de onlara da sorarım. Onlarda nasıl olmuş bari? Yok, Türkleşen yapar. Bu yalnızca neden biliyor musun? Termostatlı olduğu için. Hı. Elektrikli ocak. O kendini emniyete alıyor, yoksa kapatıyor. Yoksa altı kalın anne. Doğru, evet. Altı kalın güzel pişirir. Altında bir şey olsa o kapatır. Şey kapatmaz. Bu şeyde kenarlar şey duruyor ya. Üstüne ne koyacaksın? Izgara koysan olmaz. Izgara altında ısı, bir şey olmaz. Isı evet. Vermez. Elektrikli ocak olduğu için öyle bu. Evet. Bir de akıllı ocak kendini hemen kapatmaya alıyor. Ha, çevresi geniş olduğu mi? İçin tabii. Öbür taba küçük geldiği için. Şey onun ebatı var ondan dolayı. Tavanı da var. Yaktı bile. Evet mi? Bak hemen yakmış bile var. Neliydi anne o? Ha, düz bazda mı? Şey, içine yağ su dönüyor. Neyse bir şey olmaz. Boştum, bir şey olmaz. Bak. Tamam. Şey arasına tereyağı mı sürüyor bunun? Tereyağı süreceğim. Annemin kendi yaptığı tereyağı. Tabii ki. Çok sıcak. Arasına bıçak mı? Çok sıcak. O şeyden kapatacağız ya da olsun. Tamam. İnanılmaz sıcak şu anda. Elimi değemiyorum. Şeyden koyduk mu sen? Kuşburnu'dan koyalım diyor. Aa, ya. Burada. Şuraya çıkartmış. Tamam. Şurada kağıt alırsın. Şuna koysam. Bu kuşburnu marmelatını Seher'in kayınvalidesi yapıyor. Şeyden değil mi? Çorum'dan. Şeyden Çorum'dan mı getiriyor? Buradan mı topluyor? Evet, Çorum'dan alıyor. Kendi yapmıyorlar. Orada yapanlar. Öyle mi? Evet, evet. Tamam, ben kendisi yapsam. Yok yok, Çorum'dan alıyor. Tabii bizim İç Anadolu'da kuşburnu çok fazla olur. Hatta onun çiçeğinden annem reçel yapar. Gül reçeli. Değil mi anne? Yok, o kuşburnunun çiçeğinden değil mi? Normal bir değil mi? Çok parçak. O sonra zamanla kuşburnu olmuyor mu? Yani kuşburnunun çiçeğiyle reçel yapıyorsun sanıyorum. Yok. Bunu açamadım ki ben. Ne? Kavanozun kapağını açamadım. Demek yapışmış. Uçar ama azıcık açıyor. Yaptım da. Tabii şey Isparta Gülü'nden oluyor reçel de aslında. Ben Isparta'dayken alıyordum, yapıyordum hani arkadaşların bahçelerinden. Onların rengi çıkmıyor. Anne senin yaptığın mesela Keskin'deki o gülün rengi çok güzel çıkar. Hı. Ama Isparta'dakinin de kokusu çok güzel oluyor. Renk olmuyor, koku muhteşem oluyor. Aroması çok güzel oluyor. Şu şeyden bir on defa şey olmuş mu? Güzel olmuş mu Zafer? Okey. Sucuklu açtım. Bir bak pişmiş. Sonlaştım. Bir bak da. He, sucukludan. Tamam deneyelim. Yoksa pişenin içine koyayım. Ay bu da şey gibi, çikolata gibi aynı. Kıvamı. Güzel olsa böyle yapayım, yoksa pişiyor bu. Zafer, ay dur bakayım bir tane daha şunu. Dur bakalım abi. Annem sucukluya bakın da dedi. Seher. Muzaffer baksın. Muzaffer baksın. Güzel olacak. Pişi yapalım diyor annem biraz da. Pişirmek için. Yoksa şey de ne gerek var, uğraşacağız diyorum ben de. Ben de pişiye gerek yok diyorum. Çünkü pişin hamuru da... Yok çok güzel olmuş. Ya, olmuş. Pişin hamuru şey kalıyor. Bu daha güzel. Hamuru ince. İçi pişmiş. Çok güzel olmuş. Pişmiş. Pizza. Evet pizza gibi olmuş. Aynı pizza tadında olmuş gerçekten. Evet. O yüzden bence şey pişiden daha güzel olurdu. Bundan sonra artık annemden sucuklu çörek yiyormuşuz. Ocak yanıyor mu? Tavaya bir bakın. Yanıyor. Şunu çevireyim mi? Muzaffer sen yersin bunu sıcak. Evet. Al. Onun altını çok açıkta yakmaya. Hep beraber yiyelim kalsın. Şunu bir parça al mı? Bir dakika da şey yapalım. Çünkü ben aşırı sıcak olunca yiyemiyorum. Zaten evet. Maşallah yer aşırı sıcak. Şu tereyağı sürecektim ben. Kuşburnundan koydum ben Seher. Koydun mu abla? Tamam.
Gülzar teyze de çok marifetli ya. Onda reçelleri. Evet. Değil mi? Çok güzel oluyor. Ha, marmelatı. Evet. Onların yaylada buraya işte yarım saat 40 dakika uzaklıkta değil mi? Yaylada evleri var. Orada bahçedeki meyvelerden reçeller, marmelatlar yapıyor. Sarması çok güzel olur. Aa, evet. Doğum gününde yapmıştı ya. Onun sarmasının başka bir sırrı var. Ya el lezzeti midir, kullandığı işte malzeme midir, yaprak, hani tarif ediyor ben. Yaylanın yaprağı olduğu için diyor yaprak yani. Yaprak zaten yani çok önemli ya sarmada. Oranın yaprağı böyle oluyor diyor da. Evet. Yüksek yerde yetişiyor tabii değil mi? Toprağından mı, suyundan mı artık bilmiyorum ki. Ya da şey gibi, asmanın cinsinden mi? Belki de orada yaprağının cinsinden. Evet, cinsinden. Bir de limon tuzu eritip koyuyorum diyor o. Onlar çok güzel ekşili oluyor böyle içine. Ha, limon sertleşiyor, sertleştiriyor diyor yaprağı diyor. Evet. Limon evet. Sıkmıyorum diyor. Ne koydun anne içine? Sucuk koydum, yağ koydum içine de. Yani içine beraber bir şey. Annemin değişik değişik çörekleri. Şunu alayım mı buradan? Sandalye git. Dık dık ya da al mı? Şuraya, şuraya koyayım. Delik dökmeyeyim. Şunu geri dolaba koyayım mı? Olur ya da sertleştiyse dışarıda mı dursun dolapta? Çok mu kıvam? Bayağı koyu çikolata gibi olmuş kıvam. Evet da. Evet. Dışarıya mı olacak? Dışarıda da bozulur mu? Üstü barlanır mı acaba? Gerçi hava serinledi de artık. Bozulabilir gerçi evet. Doğru söylüyorum. Bu kadar ama. Aspiratörü çalıştırdım ya çok duman oldu. Şuraya bakalım. Annem çöreği çok kurcalamayın der. Pişirirken hiç ellettirmez. Sürekli çevirirsen pişmez diyor. Annem yağda hazırlamış pişi içinde. Ama pişi yapmayalım bence. Artık bu kadar bir şey varken daha bile pişiye gerek. Bu kadar hamur çörek varken. Ya daha güzel pişti bence. Çörek olarak pişti. İçinde çiğ kalıyor şimdi. Çiğ mi? Yani çiğ mi? Ya çok güzel seviyorum ama bence hamur olmuyor. Ay bir de diyorum iyi pişirirken sıçramamış. Çünkü pişirin içine peynir koyduğumuz aşırı sıçrıyor. Peynir sıçrıyor da mı sıçrıyor? Ya peynir sıçrıyor. Hiç peynirli. Muzaffer de öyle peynirli yapsan der ama. Ben çok pişirirken. Çok hamur kalıyor peynirden. Peynirin suyu çıkıyor. Evet. Şey de öyle ya sigara böreği. İçine eğer yağlı bir peynir falan koyarsan hani çökelek de iyi oluyor da çökelek haricinde koyduğunda o da sıçratır. Bu taraftan pişmiş sağ olsun. Bir de şey yapacağız. Bunu hızlı olacağız. Ablacığım küçük domates koydun ya domates doğrama bence. Onu zeytinyağıyla küçük domates. He. Diyorum ya seher Allah'ım yani biber közlemesi çıkarmış. Şimdi yiyeceksiniz de bana hak vereceksiniz ama. Güzel olsun. Şunu gidelim çay. Labne iki tane var burada. Ne? Labne. Birine koyalım mı? Labne bu var mı? Bu açık herhalde. Az kalmış. İçinde de onu bir açılmamış diyebilirim. Bunu açmayalım bence ya. Tabii kim yiyecek? Çocuklar seviyor mu? Şu görmüyoruz da yedirsiniz. Açmıyorum. Açılınca bu da bozulacak çünkü. Tamam. O yüzden. O zaman bunu açmayalım ki. Eğer bu yenirse. Tamam. Ondan sonra açacağız. Evet. Hızlı tüketeceğiz nerede? Hadi. Şurada var mı? Evet. Aldım. Ha bu kızılcık mı? Evet. Annem son anda alıp yapmıştı ya. Ya şey Doruk diyor ki şu minicik portakal. Aa kumkat. Kumkat. Reçeli de oluyor anne diyor.
Aa, o Lütfiyelerin bahçede çok var kat. Var mı şu anda? Hı hı. Ondan bir şeyler yapsak da ya, durup onu YouTube'da hani görmüştü videolarda. Hani YouTube'da reçel diye bir şey var dedi. Durup var ya, yani ileride bu yemek üzerine bir şey yapmalı bence evet. Çocuk. Kum kat reçeli istemiş bu sefer de. Zafer onu yemeği çok seviyor. Evet, kendisi de çok güzel. Ama ben yiyemiyorum. Benim o kabuğundaki aroma rahatsız ediyor. Belki reçelini yiyebilirsin. Aynı şey yiyebilirsin. Reçeli yerim zaten. Evet. Onun reçelini videosunu izleyelim. Şey, bahçeden toplayalım o zaman da annem de becerir, annem yapsın. Videosunu ne izleyelim? Nasıl yapıldı? Tamam. Ben de şelalenin giriş kapısının oradan geçiyorum ya her gün. Orada bir tane amca var. Meyve suyu için araba tezgah kurmuş. O kadar çok meyve var ki tezgahında. Hepsi tropik meyve. Yani hani normalde olmayan marketlerde, pazarlarda sürekli olmayan. Onları ne yapıyor? Meyve suyu yapıyor. Meyve suyu olarak istiyor. Meyve suyu çok yoğun herhalde. Herhalde sıkma meyve suyu olarak yapıyor. O ejder meyvesinden kumkaplar, bağırlar. Envar çeşit tropikal meyve var. Ben çoğunu yemedim. Tropikal meyveler Antalya'da pazarda da çok oluyor da. Mesela ejder meyvesinden yemedim ben. Bizde de doğru bir şey. Bizde de videolarda çıkarttı. Anne burada koy, yeni aldığımız yer var. Herkes yedi gitti. Sofrada biz kadınlar kaldık. Annem de önlüğüyle beraber. En son annem oturdu zaten. Sofrayı yiyen kaldırsın, hem de Kur'an kaldırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Derler ama. Evet. İlhan öyle derdi ya, tam neyse İlhan. Ya Rabbi şükür doyduysam derdi. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Kur'an kaldırsın derdi. Sofrayı ikimiz kurduk, ikimiz kaldıracağız. Yok, ben yedim. Allah artırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın. Yani. Başı da var ya, yani, tekerleri yedim. Doğru. Evet, ben yedim. Allah doğru. Artırsın. İyi hatırladım bak. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Şimdi hepsi bir tarafta işte. Onlarla bir günümüz ayrı geçmezdi. Tuhan teyzem, İlhan abi. Çok güzel günlerdi ama ya. Turhan abi. Evet. Şey de yazıyor, Gülsüm abla da yazıyor. O da izliyormuş işte YouTube'dan da. Avanos'ta onlar da, Gülsüm ablalar. Ne günlerdi diyor. Biz mantı yaptığımız şeyi çekmiştik ya mantıya. Ona yorum yazmış da. Az mantısını yemedik Sultan ablanın diyor. Hemen... Gezmeden gelinirdi. Annemler de gezmeye çok giderlerdi ya Tufan teyzem de. Eskiden neyse. Hadi bize gidelim. Hadi ya da Tufan teyzem derdi bize gidelim. Sonra Gülsüm ablaları falan akşam çağırırdı. Evet. Hani bir de gezmeden gelip hem de akşam yemeğini misafiri nasıl yetiştiriyorsunuz acaba hepsini bir arada? Evet, çok zevkli yapılırdı. Evet, çok mutluydu herkes. Çok keyifliydi. Zaman çok uzun gibiydi sanki. Hepsini yetiyordu. Şimdi hiçbir şey yetişemiyorsun yani. Yetişemiyor, doğru. Hafta nasıl zaman geçiyor değil mi? Gün nasıl gibi geçiyor? Evet, evet. Hatta Doruk da diyor ya. Pazar günü diyor kesinlikle 24 saat değil diyor pazar kısa yapmışlar. Doğru. En kısa, kısa gün yapma. Pazar diyor. Ay doğru ya. Pazar günü kısa yapmışlar ha. Çok doğru. Zamanı yetişemiyorsun. Hani bir düşünsene sabah kalktın çocuklarını okula gönderdin annemler için diye düşünüyorum. 3 tane çocuk okula gitti hazırlandı. Kimi öğlen geldi yemek yedi geri okula gitti. Hani kimi eve geldi geri. Evet. O arada sabahdan mutlaka güne gidiliyordu. Bir de köyden gelenler çok olurdu bize. Aynen. Uğrarlardı. Evet. Tarım köyde de çalışınca. Belki misafir geliyor gidiyordu. Özellikle perşembe günleri pazar vardı. Pazar sabah, için gelirlerdi. Sabah kalmadan bir gün öncesinden ya gelirlerdi. Evet. Yatarlardı. Ya bir de yatılı misafir çok olurdu. Çok. Önceden. Biz de Mehmet amcamlarda çok kalırdık. Evet. Onların zaten çok çocuk var evde. Bir de biz 3 tane çocuk giderdik. Zaten onlar kalabalığı seviyor zaten. Onlar 3'te biz 10 tane çocuk. Ve Şerzingem ne kadar mutlu olurdu. Ay kalabalığı ne kadar şey. Mutlu kadın. Yani nasıl ondaki hiç... o enerjiyi, pozitifi ben hiç kimse de... Bir Tufan teyzem de vardı. Evet. Bir de Şerzingem yengem de vardı. 10 tane çocuğa yüzünü ekşitmeden hiç sofra kurardı, hiç mi kızmazsın? Hazırlardı, pişirirdi. Çocuklarının bir tanesine hiç kızmazdı. Gülerdi, Şazi her yaptıklarına gülerdi hareket. Her şeye gülerdi ya. O sebepten dolayı işte gençken hastalanıyor. Doktor sen uzun yaşamazsın, ölürsün demiş değil mi anne? Şazi yengemin bir hastalığı varmış. Ama hala hayatta çok şükür şu anda. Senatörün de yattı.
Doktor dedi götürme bunu dedi, 20-25 gün anca yaşar. Evet. Rüyamda gördüm ben, dedim kazan koyduk, öldü, yıkadık. Dedim Şazi'yi görmeyecek bak, rüyamda gördüm Emre Zahar. Esad'a bak, iki tane doğum yaptı ondan sonra. Yani doktor yaşamazsın dedi, yıllarca o pozitif enerjisiyle işte. Bir tane ben dertlendiğini, bir şeyden şikayet ettiğini hiç duymadım. Şazi yengemin ya. Ondan yaşadı zaten ya. İşte onun için diyorum. Ömer amca gitti bak kendi daha şey. Evet Allah rahmet eylesin amcama da. Kaç yaşındadır tahmini Şazi'nin? 3 yaş mı 2 yaş mı varmış Ömer amcayla arabanın arabada. 80 değil mi? 80 yaşında falan o zaman. Evet. Çok da değilmiş o zaman ya. Ben daha bu büyük bir derece. Çok da değil de eskiden çocuk çok oldu köyde çalıştı koyun hayatı. Çok yıpranıyor insan. Çeşme yoğdu, su yoğdu, köyden Koçeşmesi'nden su getir, su taşır, onlarla uğraşır. Kolay değil. Aslında ne zor hayat. Çok. Bir de yedi köy tane. Evi tam tepedeydi. Böyle rampadan inersin su getirmek için. Ay o kovalarla Türkan, Kamer taşırdık. Evet. Sonra eve gelince de o bakır helkenin üstünden bir su içerdik. Ay onun tadı ne kadar güzel olurdu. Güzel. Allah'tan sonradan dede su getirdik de evin yanına, o sudan kullanırlardı, banyo yerlerine odanırlardı. Koca kazanlar doldururlardı böyle, o durulurdu, bembeyaz olurdu, bir şeyi çökerdi. Bundan yıkanırlardı. Evet. Eskiden köyde şey, yazın güneşin altına ısınsın diye su koyardık ya, su orada ısınırdı, onu evet. Dışarıda köyde. Çok mantıklı bir şey. Evet, hakikaten. Yazın. Gün ısı işte. Ha gün ısı. Kova kova su dizileri de duş almak için köyde. Tarladan gelen. Gelen o suyla yıkanırdı. Onunla yıkanırdı, doğru. Şimdi gemi şöpen yok, bir şey yok. Tarladan geliyor, herkes toz toprak. Tüpte ısıtsa tüpü evet. Almak için şehre gidecek. Evet. Tüpü almak da zor. Tüp çoğu zaman önce yoğurdu mesela, gaz ocağı. Ha, ateş yakarsın ya, odunlar, ateş yapman lazım. Tabii. Onun da işi zaten. Geri batıyor. Geri batarsın. O zaman böyle, tadı öyle çıkıyor onunla o zaman. Öyleydi. Ama kolaylığı görmediği için insanlar tabii. O zorluklara katlanıyordu. Mecbur katlanıyordu, ne yapsın? Kolaylığa alıştıktan sonra onu yaşamak çok zor. Tabii. Rahata erdikten sonra. Ama bu kadar çok iş, bu kadar zor iş, bu kadar zaman alıcı iş, suyu ısıtmak için bile kaç saat ateş evet. Yapıyor. Ama her şey yetişiliyordu. Kızım yetişiliyordu da, şimdiki gibi her gün akşam sabah banyo mu vardı? Haftada 15 günde banyo yapıyorlardı. Ondan haftada bir çamaşır yıkar, 15 günde bir çamaşır yıkar. Öyleydi mesela. Doğru, her gün duş almak. Her gün duş almak, her gün çamaşır yıkıyordu. Elimde yıkamayla taşta, kuş çeşmesinde. Hayır, bir de elde yıkanır, oradaki çırı çırpı. Onun üstüne de serersin. Ha, orada bakıyorsun, tokaç. Tokaçla, 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 tokaçlarsan. Ha, çamaşır da ezilmiyor. Tokaçla, değil mi? Canını çıkar çamaşırı. Şimdi gene millet atlet kilo çeydi ya, eskiden beyaz dedem evim benim kabuttan şey dikilirdi. Çamaşır. Abiyle çamaşır dikilirdi. Elinde. Herkes kendi dikiyor çamaşır. Herkes kendi dikerdi, onu giyerdi. Düğümler. Ama anneannemin dikiş makinesi var mıydı, ben hiç hatırlamıyorum. Yok, anneannemin yoktu. Bizim köyde bir adını vardı. Ona götürü diktirdik. Bir de Gözdebesi'nde Şehriban diye bir adam vardı. Ona götürdük. Ya. Sen dikişi nasıl öğrendin anne? Dikiş makinesi. Ben dikiş makinesini, babam düğün olan dikiş makinesi aldıydı. Ondan öğrendim. Deneyelim diye öğrendim. Kendin öğrendin. Hiç kimse göstermedim. Allah Allah. O da enteresan. Şimdi annem de kendi eteklerini falan diker. Kendini dikerim. Sonradan bu kurslar açılınca evlenden sonra da bunlar, siz çok büyüktünüz. Kurslar açıldı işte, nevresini bilen dikti, bu kursa gitti. O çok sonra gitti. Ben ta evlendikten sonra. Tabii ablam evlendikten sonra evet. Gittin sen kurslara. Evet. Evet. Ama ondan önce dikiş makinesi, senelerce dikiş makinesi yapıyordum. Atikelan da öyleydi mesela, onu da büyük baba. Makinesi, dikiş makinesi, rahmetlik. Şimdiki meğer gün üst baş alınmazdı, kuzunun harman kalınca. Mahsur Sümerbank'ta ne bilirdi? Sümerbank'tan kumaş alınırdı. Kumaş alınırdı, metre hesabı. Divitim'den, bazen elbise dikerdik. Bir gün Atikalan dikmiş, benim babamla elbiseliği büyük babama göstermeye gelmiş. Geldi dedik, Şerahattin dayıya dedi. Benim dedi, bak babam da almış, bana da diktim dedi, giydim dedi. Seninki aldığınla nasıl dedi. Babam rahmetlik şöyle bir baktı. Benimki biraz bundan kalınladı ya, biraz inceymiş dedi. Ha, aynı zalim ki. Kendi aldığı halinde ki. Evet.
Sonradan etkilen buldu dedi ki, Şerhat ne bu sene aldım dedi, yengeme diktim ben bunu dedi, biliyor musun? Öyleydi eskiden. Şimdiki herkes, her kişi hazır değil mi? Etkeden nasıl öğrendin? O da işte o da kendi. Kendi kendine, herkes Allah söyledi. Allah. Makineye çalıştı. Hayır. Deneme yanılmayla. Şimdi dikiş makinesinin başına otursam mümkün değil yani hani nasıl dikeyim diye. Kumaşı hiç bilmeyen atarsın mı? Bilmeyen tabii. Birisi için onu dikmeyi kendi kendine... Mesela biz evde varken konuya komşuya şimdiki hazır nevresim yoktu ki. Herkes metre hesabı alıyordu, getiriyordu komşu, şunu bir çek diyordu. Anneannem de çok güzel yama yapardı değil mi? Ha, yırtılan yerleri falan yama yapması çok güzeldi anneannemin. Annem de doğru şimdi okula iş olmazdı. Hep dizleri yırtılıyor ya, sürekli yama yapıyor. Fatih uçuyor değil mi? İşte koya gidenlerdi bunlar. Oturma. Ama çorap falan çok pahalıydı. Sen çay verir mi sana? Ha doldururum ben abla. İlerim bir yıkık gelecek. Ben o dikiş şeyinde bak çorap falan yamamayı da halamdan öğrendim. Rahmetli Adalet halam vardı. Onu da hiç tanımadım ya. O Ankara'da oturuyordu. Ankara'da oturuyordu. Evet. Evet. Babam, onu tanımadım ben hiç. Babam yanımın 5 gün sonra mı öldü? Çay vereyim mi? Hadi ver içeyim. Açık koydum. O çorapları yırtılınca yama yatardı. Onun yanına otururdum ben. Ondan öyle. O çorap bile işte yamanır. Tabii. Tekrar giyinirdi. Öyleydi. Hiçbir şey atılmazdı ki. Ver baba çay vereyim sana. Şimdi giyim. Babam da çayı bitmiş. Yer yer yer. Tamam. Bu kim ya? Ben de gidemezsin. Oh, ödüm koptu. Böyle mi? Ağla sıçradı. Çörekleri yaptı. Ağla sıçradı. Yoruldu. Altına biraz su koyun. Şey, İçersek. Benimki tamam. Yanında görüşürüz benim. Tamam. Çay demeyeyim yine. Sonra deniriz ya. Ben birazdan çok içtim ya. Sana koyayım çay. Alayım ben onu bir doldur. Ben vereyim mi ben? Bu da senin bardağın değil mi? Ha. Sen de dolduruyor. Tamam. Gel gel buraya gel ben doldururum ya sen. Eskiden öyleydi. Benim babam rahmetlik. Bizim komşumuzun kızı vardı Fatma diye. Bunlar çay yesecek. Arkadaşım. O an naylondan elbiselik almış babası. Naylon elbiselikler var. Çiçekli de naylon yer. Hı. Hiç istemiyor işte. He, kadife çıktıydı. Babam diyor ki kadifeden alayım diyor. Yok. Kışın kadife giyilir tabii canım. Sıcak olsun diye. Pazı. Babam yok kadife alacağım diyor. Ben diyorum yok Fatma'nınki diyorum. Babası ondan almış. Benimki de ondan olacak illa diyor. Allah Allah sen babana bir şey için tutturuyordun yani bir şey istiyordun. Ben de ondan istiyorum diyorum. Kadife istemiyorum diyorum. Annem hiçbir şey... Annem küçükken nasıldı acaba? Evet, annem küçüklüğünü çok merak ediyor hakikaten. Çünkü hiç fotoğraf falan yok. Hayır bir de annesine babasına ben de şunu istiyorum, bana da şunu alacaksınız diyor muydun acaba? Diyordur canım, derdik yani. Babam perşembe akşamı otururdu, çarşamba günü akşamı perşembe olacak sabah. Bir liste yapardı, kağıt kalem getirirdi, kime ne alınacak, ne alınacak, onu liste yapardı, kim ne istiyor, onu da şey yapardı. En büyük çocuk da tabii anne, Allah en büyük çocuk olunca. Mesela eskiden işlengi işlerdik, dantel yapardık. Onun babam bilmezdi. Gaz lambasının ışığında bir de babam ya. Babam bilmezdi, koyda bir çerçeve, Ali Efendi diye bir adam vardı. Akşamüstü ona götürdük, buğda götürdük, yumurta götürdük, ona sipariş, ipliklerimizin rengini verdik, numarasını götürdük, kağıdı yine beraber sarardık. O bize tamam, getirdi. Tamam, bir erişi yapılır. O anı getirdi, öyleydi. Anne benim çeyizlerim o iş yerinde duruyor, hep öyle tozlu pis içiyor. Kuhlanmaydı. Evet. Ancak gibi küflenir. Onu atlamamışlardım, getirdim, tam da dursun. Ablan ne yapıyor? Ben ne sıkacağım da benim de sandık dolu. Kaynanayı buraya versin, dolu koysa bak. Ha, onun üst kata. Üst kat yok ya. Üst kat yok da bir şey var ya. He, orası boş kapalı ya. Onu aslında havalandırıp da şu vakumla çekilen hani şeylere, poşetlere konsa. Dantel de çok, o poşetlerde çok buruşuyor. Buruşsun, açılmaz mı? Açılmaz. Yıkayınca açılır ya. Açılmaz ya. Çok iyice çünkü iyice çekiyor ya. Dantel. Sen kullanmazsın da ileride belki çocukla demiri hatıra diye verirsin. Annem keski de götürsün. Bir bohça zaten kızım, çaya kaynağı vererek şey etsin. Orada mı dursun? Hayır, dursun orada. Yazık kullanılmıyor da hani şey olacak. Buraya tabii nereye koyacağız? Ha, evlenecek yakında birisi olsa da kızsaydı desen ki yazık. Yok, ona verilmez. Çocukların hatıra kalır senin de.
Onlar kullanır mı? Kullanmayacaklar. Onlar da bir koyacaklar. Kullanmaz zaten. Çeyiz olur. Mesela yapıyorsun. Bir iki bir şey o zaman. O Lütfiye'yi hiçbir şey istemedi zaten. İyi ki dantel takım var. Onlar da duruyor işte. Orada bazanın yani altında. Eşyalar zaten onu kullanmaya uygun değil yani. Yani evet. Onu örtebileceğin hiçbir şey yok. Sana bile getirecekler. Evet. Ne yapardı da? Erişim. Sen hiç yapmadın ama değil mi erişim? Kaleviçe falan işledin mi sen? Ya tabii. O zaman okulda da erişim dersi vardı ya. İlla halı ördük. İşte kasnaklardan, küçük kasnaklardan. Hayır öyle yani. Kendileri yapmadı. Yok kendiliğim. Ben çok yaptım mesela annem. Çok yaptırırdı. Her okul tatil olduğunda hemen bir Kur'an kursuna yollardı Fatih'le bizi. Bir de eve iş başlardı. Onu yapardım hemen. Evet, Kur'an daha iyiymiş işte. O da iyi. Kur'an'da tam cüzü bitirirdik. Evet, Kur'an'a geçer, okul açılıyordu her sene. Evet. Hiçbir zaman Kur'an'ı yerine hiçbir cüzünü falan okuyamadım evet. Mesela. Seneye hadi tekrar baştan. En baştan. Zaten unutuyorsun orada. Evet, unutulurdu. Kullanmadığın için öyle değil mi? Ama annem Allah razı olsun, iyi ki zorla yollamış. Duaları falan mesela şimdi hayatta ezberleyemem. Yani ben telefon numarası bile ezberleyemiyorum şu anda. Ama duaları o zaman öğrendim, duaları hiç unutmuyorum. Hiç unutulmuyor değil mi? Mesela küçükken tabii o zihnimde kalıyor artık. Şey yapamıyorsun. Bir de her gün okuyorsun ya o yüzden. Yani. Evet. Küçükken şimdi okumasan onu da unutursun. Kur'an'ı bile okumasan onu şey diyor. Ay, okuldayken de mesela normal biz bu duaları küçüklükten bilip geldiğimiz için lisede falan din kültürü dersinde. Bu duaları bildiğim için ekstra şey Kur'an-ı Kerim'den sure veriyordu öğretmenler. Onları ezberledim. Ama bak onları her gün okumadığımız için onların hiçbirini hatırlamıyorum. Bitti gitti ben yani. Bu duaları da her gün okuduğumuz için hatırlıyoruz. Evet. Unutulmuyor onlar. Onlar namaz var. Namazda falan okumayacak. Allah razı olsun. Yollamışız. Lütfiye de diyor hatta Asya'yı da diyor, yazları anneanneme yollarız diyor. Anneannem diyor çok güzel eğitim veriyor diyor. İyi demiş. Vallahi. Yazın. Asya'yı da diyor yollayalım. Evet. Doruk da annemden dolayı öyle oldu ya zaten. Şu anki hali annemin eseri yani. Değil mi? Ya ben izin versem o gün ocağın başına geçti kendisi altını yaktı, şekeri koydu. Kendi yapar. Yapacak evet. Yapar. Yapar olacak. Evet. Yani şeyi merakı da var. Eli de yatkın yapıyor. Çok yani. Eli beceriyor. Ya. Geçen dedim böyle şey sallıyor. Ocak yanıyordu. Şu bir şey al dedim. Ocağı bir kapat. Nereden önleniyor? Şuradan dedim. Oraya bastı. Söndü bana. Bir de evde şeker mi bitti, çay mı bitti? Doruk hepsinin yerini biliyor. Evet. Annem Doruk'a soruyor. Demir hayatta bilmez. Mümkün değil demir. Demir ama bezler de şeyiz. Bu bir de merak meselesi. Evet abi, yapı. Doruk'un çok ilgisi biz var. Mesela Çağrı amcan evde ne var ne yok hepsini bilir. Nurcan'a bir şeyden haber olmaz. Ama öbürlerine hiç kimse bir şey bilmez. Babam mesela, babamla hiçbir şey haber olmaz. Babam gözünün önünde görmüyor. Kaldı ki geçen şuraya Nesbaha'ya koydum dedim, bak burada dedim, buradan al dedim. Şu dolabın kapağını açamamış. Kahve içememiş, kapağı açamadı. Dolabın diyor, kapağı nasıl açılıyordu diyor. Hayır, kahvenin yerini biliyor ama kahveye ulaşamadı kahve. Ama doğru, kapak şimdi basıyorsun tekrar. Şunu şöyle yapacaksın, bak diyor, bunu açamayacak dedim. Bunu diyor, uğraştım, çektim oraya. Sanır babam Nescafe'yi, sen gittin içeri de. Evet. Nescafe şurada demiş anne, dışarı çıkarken. Dolabın kapağını açamamış babam. Nescafe'ye ulaşamamış. Geçen gün ben de açamadım. Aynı şekilde bende de oldu. Annem dedi ki burada dedi. Ben geliyorum buradan şöyle çekiyorum, buluyorum nasıl açılacak. Bu da böyle. Evet. Ya bu adam var dedi. Hani böyle bastırmıyorum. Keşke şöyle bir bastırsam tamam işte açılacak. Ama bilemiyorum ki. Ben de diyorum ya bunun var da bir şey diyorum ama. Hı. Haklı. Adam haklı. Hani kayısı çekirdeğini sen mi getirdin? Hı. Kesinden. Kayısı çekirdeği çok faydalıymış değil mi? Aa, şeyde Malatya'da en düşük kanser oranı Malatya'daymış. Kayısı çekirdeğinin tüketildiği ülkelerde. Hangi ülkede ya? Ülkenin birinde hiç kanser vakası yok. Kanser hastalığı yok yani o ülkede. Kayısı çekirdeği çok tüketiliyor. Emel'in kaynanası koydurmuşmuş da Perihan'a kadar baba verdiydi. Kırılmış mı yollamış? Yok, kırılacak mı demiş. Buranın kayısısı ne kadar güzel ya. Tadım. Bu sene yoğurdu yazık. Tol vurmuştu ya. Soğuk olmuş. Öyle mi? Her sene çok geliyor da bize de veriyor da. Şey getiriyor. Biz oradayken gelmişti ya Emel. Getirdiydi biraz.
Kayısı ne kadar şahane. Evet. O az işte. Çok orada burada kalın dandan diye. Şey. Ama biz küçüklükten beri annem hep o kayısı olanlarını kırar. Bize hep şey der canım. Oluyor. Bizim orada da oluyor kayısı. Evet. Evet demek ki faydalı. İçindeki bir madde kanseri tamamen engelliyormuş. Türkiye'de en az kanser vakası bizim köyde büyük babakının bahadır dalları vardı. Hep kayısı dalları vardı. İçinde kayısı çekirdeğimiz çok yerdi mesela. Yani Allah korusun çok da sağlıklı annem maşallah. Maşallah evet ya. Sağlık sıhhat versin. Amin inşallah. Evet bir kahvaltı günümüzün Cümle. Sonuna geldik. Yine ellerine sağlık. Annemin de senin de Seher elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yedik içtik. Bir videomuzun daha amin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Benim sesim de inşallah bir dahakine düzelir. Şimdi yine o fıs fıstan sıkayım. O çok rahatlattı beni. Evet, evet. Evet, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.